Herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Saat 1.30 geçti canlarım. Kahvaltılar yapıldı. Mutfak temizlendi. Benimkiler balkonda. Rıza'ya dedim ki bugün sen yıka. Evet. Patron iş başında. Cigarayı da yakmış. Ay hadi yıkasınlar. Duru ne yapıyor ki ortalıkta? Bak bak. Dün çok yağmur yağdı. O kadar kötüydü ki balkon. Neyse yıkasın onlar. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Kızım üşürsün. Hava serin zaten. Niye ısrar ediyorsun? Bak bak şu hale bak. Ay Allah'ım ya Rabbim. Bak bak. Alacaklara bak orada. Bak bak. Bacaklara gel. Ya şeysi kaymazsın çok olur. Ayağını Ay bugün güneş açtı, dün nasıldı hava? Buralar var ya hep toprak, yaprak, her şey uçtu gitti, fırtına vardı dün valla. Sandalyeyi mi yıkadın? Evet, aynen değil mi? Durucuma bak be, vay be. Ay, ay. Yok, her babasına çekmiş, anası pisti zaten. Allah elimde kalırsınız ha. Bacak hadi. Evet, balkonu çiçek gibi yaptılar. Ellerinize sağlık. Bana da ellerine sattın. Ellerine sağlık aşkım senin de. Hazırlandım, üstümü başımı değiştirdim, geldim. İnşallah iyisiniz de tekrardan yüzde şöyle bir selam vereyim dedim. Biraz Kozlu sahile gideceğiz. Havamız da içsin. Rıza arabayı iş yerinde bırakmıştı. Dün temizlemiş, fırtına var diye arabayı orada otoparka çekmiş. Kapalı garaja yani. Dedim arabayı al gel, azıcık dolaşalım. Bir de markete falan da uğrayacağım ben. Alınacaklar var yine. Öyle bir çıkacağız yani. Belki Kozlu'daki sosyete pazarına da girerim. Şöyle bir dolanırım. Gidersem zaten videoda çekerim. Öyle şimdi Rıza'yı bekliyoruz. Çıkacağız evden bakalım. Eşofman giydim. Şöyle bir taç taktım yine. Yine azıcık tipime çeki düzen verdim. Dün ben rahatsızlandım. Dün bayağı rahatsızdım yani. Hep böyle şu koltukta yatıverdim. Gözümün altı falan da kötüydü. Hep yani yatmaktan oldu. Bir ara bir yemek yapmaya kalktım. Yemek falan yedik. Mutfağı falan topla. Çay demle. O yüzden dünüm böyle çöp gibi bir şeydi yani. Ama bugün enerjim yerinde çok şükür. Pazara geldik bakalım. Onlar arabayı park ediyor da ben şöyle bir bakayım. Burada çok bir şey olmuyor ama çantalar. Buranın pantolonları güzel oluyor. 200 lira bak. Şu nasılmış? Bu da güzel. Kahvesi var. Bak kahvesi güzelmiş 200'e. Yeşili var. Şunlar nasıl? Aa bak keten pantolon. Şu da kot renginde. Değişik pantolonlar oluyor. Ne bu? 850 alaka değildir herhalde. Aa değişik bir eşofmanmış. Eşofman gibi bakın şalvar pantolon. Abi bunlar ne kadar? O 750 lira abi değil mi? Şu kumaşı 650 lira. 750'ymiş. Şu da 650. Bu nasılmış? Şöyle tiril tiril. 250 bunlar da. Bakın. Beden yok. Oversize o. Geniş beden. Burada beden mi bakıyor? 50 liraya cevap. 50 liraymış. Bakayım kumaşları. Güzel. Kollar gelir ama 200-350'lik yapmaları. Kumaşları güzelmiş. İndirime girdi ya. Bu renkte var istersen. Şuradan. Biriyle var. Saat öğren ben sana alırım. Şöyle 10 liradan. 52-3 yaş çorabı var mı burada? Çorap alalım. Var mı? Varmış.
Gel bak o zaman. 3-4 var. Bir tane daha alalım. Gel bak. 2-3 yaş çocuk çorabı. Rıza'yı da aldım. Sadece çorap aldım da bakıyorum öyle. Kolyeler 150 lira. Her şey 75 lira. Şu yoncalar da güzel. Alın alın 75 liraya karıştırın. Ben simit alalım. Abla iki tane verir misin? Allah mis gibi görünüyor. Simit bir çıtır ki. Rıza ile Duru'yu aldım. Ben su aldım arkadaşlarım. He kız baksana ben su aldım. Bir simitten ne olacaktı da işte. İki tane aldım. Size afiyet olsun. Bozar tabii. Bir simit 400 kalori. Senin haberin var mı? Şeye Kozlu'ya gidiyoruz. Ben biz çay baba, içerim. Biz babamla buğdadayız değil. Otururuz bakalım. Pazar kalabalıktı. Bugün Kilimli'nin de pazarı var. Sosyetesi. Güle güle. Bu da bak. Duru bak güle güle yapıyor. Çoraplar kaç vermiş? Pahalı diyorsun. Çoraplar mı? Evet. Erkek çorapları 25. Babet çorapları. Bayanlar 10 lira. Bir de bir değişik kaliteliler var. Yani 50'ye bile çorap var Rıza. Çocuk çorapları. Çocuk çorapları da 10 liradan başlıyor. Aynen. Çoraplar uçmuş. Elsi vakitinden daha pahalıdır. Niye almadın Tokan'ı? Ya ben sana dedim Tokan'ı yanına al diye. Heves etti. Ay heves etti saçını saldı. Dur ben ötüyorum. Simit nasıl güzel mi? Ben ötüyorum dur tamam. Hay Allah'ım ya. Çay içmeye gidiyoruz şuraya da kalabalık gibi değil mi? Dolu evet. Mu? O zaman şuradakine gidelim mi? Bakalım ay, yer yoksa. Gözlüğümü almadım ha. Gözlüğü bakamıyorum. Sen gözlüğü hep unutuyorsun zaten. Ya şuraya gidelim. İlerideki. He. Burada evet. Hiç mi yer yok? Aa kalktılar. Kalktılar Elif. Hemen gidin. Yani, gidin. Kalkanların oraya hadi, hadi. Ya bir toka almadım. Hadi Duru. Şöyle oturduk. Ben kahve söyledim. Rıza tabii ki çay söyledi. Duru savrulan saçlarıyla başı belada. o simiti yedi herhalde değil mi? Bitirdi abi onu. Şey öyle ben ikisi bir arada söyledim. Rıza da çay dediğim gibi. Bize afiyet olsun bakalım. Çayımızı kahvemizi içtik. Gidiyoruz yavaş yavaş. Buralar zaten cıvıl cıvıl. Aslında bugün pikniğe gelecektik buraya da. Esiyor diye gelmedik. Aynen mangala esiyor gelecektik diye. Aynen. Haftaya kaldı. Vallahi Kozlu sahil yakın olsa ben sabahları buraya bakıyorum gelirim ama burası bana biraz uzak kalıyor. Arabayla gelmek lazım. Rıza'ya diyorum ki arabayı değişince diyor sabahları arabayla gelir yürürüm diyor. Satılmadı da kız bizimki. Vallahi aracımız bir satılsa hemen otomatik bakacağız bir şeyler var kafamızda da piyasa durgunmuş bu ara. Yani. Rıza diyor ki hep araba sende mi duracak o zaman? Ne sandın dedim yani. Sen işte tabii ne yapacaksın ya arabayı dedim. İşe gidiyor zaten. Gündüz fink atacağız. Sabahları fink atmayacaksak niye aldık bu ehliyeti? O kadar değil yani. Valla. Fink atacağız derken. Neyse satılsın dua edelim de satılsın. Hemen unutmadan bir selam söyleyeyim dedim. Arabaya geldik de bir takipçimizle karşılaştık. Burada dedi ki ablam sizin dedi çok sıkı takipçiniz Erzurum'dan Esra Hanım. Bugün doğum günüymüş. Nice mutlu, sağlıklı, huzurlu yıllara. Dedi ki görüntülü arayalım mı? Vaktiniz var mı? Arayalım tabii dedim. Görüntülü ablasına sürpriz yaptık. O da çok şaşırdı. Hem doğum gününü kutladık. Evet. Burada da Elif Hanım'la işte karşılaştık. Elif Hanım'da. İki kardeş buradan öpüyorum ikisini de. Dedim buraya geldiğinizde Erzurum'da oturuyormuş. Erzurum. Zonguldak'a geldiğinizde mutlaka görüşelim dedim. Çok tatlılardı. Ben de memnun oldum. Böyle güzel şeyler olunca insanın da hoşuna gidiyor. Benim de böyle ağzım kulaklarıma geliyor yani. Çünkü oluyor. Çarşıda da ben mesela çekmiyorum videoya. Çok karşılaştığımız insanlar oluyor da tabii insanlara hani sizi videoya alayım mı demem ben. Hani çektiren olsa da demiyorum. Denmiyor çünkü. Ama görüntülü aradık, konuştuk. Bazılarıyla resim falan çektiriyoruz. İnsanın çok hoşuna gidiyor. Buradan Esra Hanım'a tekrardan selamlar, mutlu yıllar. Şunları da yıkamaya atayım. Çorap aldım. İki tane Rıza'ya. Erkek çorapları 25 liraydı ama malları güzel. Bir de şöyle babetin her renginden aldım işte. Biz Azra ile babet çok giyiyoruz ya. Onlar da tanesi 10 liraydı. 50 buna verdim. 50 bun 100 lira çoraplara verdik geldik. Şöyle markete gidip geldim. Dedim Elif üşenme. Senden başkası da gitmez.
Patates aldım biraz. Salatalık domates aldım. Domates bu sefer pembe domates aldım. Güzel görünüyordu. Salkımı almadım. Şöyle şunlardan. Salatada falan çok kullanıyoruz. Muz aldım yine. Makarna hiç yoktu. Kızlar şundan istediler. Onlara şimdi yoğurtlu, salçalı böyle mantı gibi yapacağım. Erişte aldım. Bu paşaların eriştesi güzel oluyor. Neymiş bu? Zeyveli gıda. Güzel oluyor yani. Bunu seviyorlar. Beypazarı'nın meşhur eriştesi diyor. Bir iki ıvır zıvır ekmeğimizi aldım. Geldim. Şimdi makarna suyu koyayım. Onları bir doyuralım. Ben de bir bardak çay içeyim. Makarna pişiyor dedim. Yoğurdunu da yapayım. Salçalı sos. Mis gibi vallahi. Ben de severim bunu da. Kızların eriştesi hazır vallahi. Yiyenlere afiyet olsun. Hemen tabakları getirelim. İçeride yiyin bakalım. Saati 6 yaptık arkadaşlar. Yani 6'ya 10 var şu anda. Acıktılar. Dedim ne yapayım ne yapayım. Makarna tabii onları geçiştirdi yani. Doyurmadı. Neyse şöyle pişti mi bu? Tereyağlı bulgur pilavı koydum. Tavuk alıp geldim tekrardan. Bilseydim marketten alırdım yani. Şimdi tavuk kızartıyorum. Bulgur pilavı, tavuk, ayran. Domates salatası da yaparım olmadı. Yani acıktılar. Onu zaten öyle aperatif yemişlerdi. Bu suyunu çeksin de tavuk göğüslerini yine böyle doğradım. Gelişi güzel. Ben de salatayla tavuk 2-3 kaşık da bulgur pilavından alırım. Evet, Çep ailesi için yemek vakti. Şöyle hemen salata yaptım. Ayranlarımız var. Tavuğu yine böyle sevdikleri gibi yaptım. Altını kapatacağım şimdi. Burada da Duru bulgur pilavını tereyağlı istedi. Ben normalde sebzeli yapacaktım, domates soslu falan. Tereyağlısını istedi hanımefendi. Onlara göre olsun bakalım. Ocağı falan yemekten sonra temizleriz. Bizlere afiyet, şeker olsun diyelim. Saat zaten bayağı oldu. Ben de acıktım. Benim artık yemek saatim. Saati 9 yaptık arkadaşlar. Kızların banyo işi bitti. Duru'nun hatta saçlarını kurutacağım da. Bana dedi kızarmış ekmek yap, karnım acıktı. Kız dedim hiç isteğim bitmiyor. Ne meyvası bitiyor, ne işte arada salatalık soyduruyor. Ivır zıvır şudur budur. Mutfağı falan toplamıştım. Buralar tertemiz de. Neyse ekmek kızartacağım ona şimdi. Yanına salatalık istedi. Yatmadan atıştıracak. Rıza da arkadaşlarıyla dışarı çıktı. Maç varmış ya bu akşam. Herhalde birlikte maç izleyecekler. Aradılar onu. O da gitti. Artık 11'de mi gelir? 11.30'da mı bilmiyorum. O yüzden kızlarla ben yalnızım. Şimdi birazdan bunlar yatacak. Yattıktan sonra inşallah bir kahve yapıp artık oturacağım yani. Diyorum ya, birbirlerine dalaşıyorlar. İstekleri bitmiyor. Duru'nun tabağının güzelliğine bakın. Hayır, bir de benim de canımı çektiriyor. Şimdi akşam akşam benim de canımı çekiyor yani. Babaları evde yok ya. Kızları zor yatırdım. Vallahi saat 12'ye geliyor neredeyse. Rıza da dedi ki birazdan geleceğim dedi. Neyse videomu editledim buraya kadar. Başım ağrıdı yine, Allah'ım ya Rabbim. Kaç akşamdır yoktu sanki. İlaç aldım. Şuraya uzanırım, ona kapıyı açacağım ya. Yatmadım, birazdan yatarım yani, gelir zaten. Burada dedim veda edeyim. Kısmetse yine yarın görüşürüz bakalım. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum.